I'ma blow up. Yeah. Merhaba arkadaşlar, ben Emir. Bugün sizlere bir ürün bir videosu yapmak istedim. Merak ettiğiniz bir üründü. Girdiğim ürün sürat coşkusu. Şu anda ekranda zaten belirtirim aşağılarını, eklentilerini falan gösteririm sizlere. Bu ürünü neden çekmek istedim? Çünkü sürekli olarak yorumlarda görüyordum. Şu dediğim, yani yayıncı ismi vermek istemiyorum. Ya da vereyim hadi. Karen oynayan kardeşimizdir. Herkesi destekler. Riste bu ürünü kullanıyor. Sen neden kullanmıyorsun diyenler oldu. Dedim hani ürünlerle ilgili benim belli bir sözüm vardır zaten. Beni sürekli olarak izleyenler bilir. Tercih meselesi. Yani ürünleri kendinize göre, oynanış tarzınıza göre tercih edebilirsiniz. Ben bununla ilgili size hani şu ürünü girseniz kesin çok iyi olur, bu ürünü girseniz bayağı iyi olur tarzından bir şey demek istemiyorum. Onun için olabildiğince tarafsız yaklaşmaya çalışıyorum bu durumlara. Sürat coşkusunun olayı, Bami'nin Alevi diye bir item var, bileniniz vardır. Gösteririm zaten alacağım zaman. Onunla birlikte pasifi birleştiği için, yani yetenek şeyinde hız kazandırdığı için. Şöyle hızlı bir şekilde çıkalım, şuradan ikiler oldu. İki tane yetenek kullandığımız veya bir tane basic atak artı E bastığımız zaman çok hızlı bir şekilde stackleyebiliyoruz ve hızlanıyor karakter. Bu da erken aşamada ağır kan almanızın önüne geçiyor. Ağır kan neden almıyoruz? Çünkü zaten erken aşamada bizim kazanmamız gereken hareket hızını bize veriyor. Bunu bu arada karşınızda AD varken şey yapmaya çalışın. Burunu girmeye çalışın. AP'lere karşı önermem. Girecekseniz bile... Bunda ignite var mı? Yok. Potumuzu basalım bir tane. Jarvan nerede? 3-4 olduğu için takasları kazanıyor ya. Ben jungle'a yardım ettiğimden dolayı pek bir şey olmadı. Rahat oynayamadım. Şöyle şuradan farmlarımızı alabildiğimiz kadar. Zaten lane bize doğru pushluyor. Onun dışında ürünler, buildler ve custom işte itemler, buildler. Bir de komboları ile ilgili bir video çekeceğim. Konuşamadım, kusura bakmayın. Garen'in. Çok istiyordunuz. Kısa bir video çekerim. Bir tane de oynanış videosu eklerim. Ek olarak çekip. Güzel bir video olacağını düşünüyorum o şekilde. Umarım beğenirsiniz. Onu da yayınlayacağım bu videoyu yükledikten bir süre sonra diyeyim. Hani bir gün içerisinde yayınlarım muhtemelen. Az uzamaz. Duruma göre. Şöyle kullandığı E'sini. Güzel. Koridor baskısını tekrar kendime kazandırdım. Yani hatalı oynadı. Ignite'ımı bile bile o kadar üstünde karmaması lazımdı. Ignite'ı bu arada özellikle attım. Hani olur da sıçratarsa vesaire falan. Gerek yok. Sıçram gideceğini. Ignite'ım gitsin. Ignite'ım zaten sıçramdan daha önce geldiği için. Pek bir sıkıntısı olmuyor benim açımdan. Şimdi base atacağım. Çünkü adam teleportunu kullandı ve direkt lane'e geldi gördüğünüz gibi. Sejuani hiç düşünmüyordum. Bir de iki tane mi sıçrattılar onlar benim üstüme? Q'sunu kullan. Aynen iki tane sıçrattılar. Galiba yanlış görmediysem. Pardon, bunu almıyorduk. Şöyle Bami'nin Alevi. Bu itemi alıyoruz. Neden aldığımızı da söyleyeceğim. Şöyle bir tane şey potumuzu alalım. Takım durumuna bakalım biraz. Bakalım ya. Onların pickleri bence biraz daha güçlü fightlardan. Şey yeterince iyi değil. Aa, sıçrasını atmamış. Atmamış. İlginç. İlginç yani. Onun dışında sorunuz falan varsa, hani şu tarz içeriği çek, bu tarz içeriği çek veya şu karaktere ne girilir tarzından, Discord'a katılın. İstediğiniz zaman bana sorabilirsiniz. Anlık olarak cevap vermeye çalışıyorum herkese. Güzel, sıçrasını aldık. Base atacaktır zaten. O kadar canlı duracağını sanmıyorum lane'de. Ben de kuleye temizinden bir hasar çakarım. Perfect. Base atmıyor. İlginç bir tercih. O zaman şöyle bir şey yapacağım. Yasir Jenny geliyor buraya.
Aynen Sejone geliyormuş. Öleceğim muhtemelen. Yapabileceğim bir şey yok buraya. Yani dediğim gibi yapabileceğim bir şey yok. Kaçamazdım. Sejone'in geldiği belliydi aslında. Çünkü o kadar canlı orada duracağını düşünmüyordum ben de. Yapacak bir şey yok. Ölelim. Sorun değil. Umarım bizim takım bunu değerlendirip öne geçmeye çalışır. Bir nevzede olsa. Hoş değil ya. İki kere arda arda gelmesi üzücü biraz. Ben koridorumu kazanıyorum ama yani Jax nasıl old scale ve rahatlıkla kesebildiğimi gördünüz. Çok fazla bir şey yapmanıza gerek yok Jax'ı kesmek için. Sadece belli durumlarda agresif oynamaya çalışın. Hatalı oynuyorlar bir de genelde. Garen'i çok rahat bir şekilde kesebileceklerini düşünüyorlar ve şey takaslara giriyorlar. Sürekli olarak takas girmeye çalışıyorlar. W'nuz yokken adama takasa girmemeye çalışıyorlar. Küçük bir fikir olsun bu size. Çünkü E'sinin şeyini sersemletmesini erken bitirdiği için cevap verme şansınız daha çok oluyor. Kanka sıktın ama be. Sıktın ama be kardeşim. Ben daha yeni 6 level oldum. Adam 6 level olup direkt topa koşmuş ya. Ah, çıkmıyor. Çıkmıyor toptan. Ne kansermiş ya. Adam toptan çıkmıyor. Neyse, yapacak bir şey yok. Ben gene koridorumu kazanırım. Problem değil de adam öne geçiyor yani. Alevejleri var aslında. Alevejlerin etrafında oynayıp alevejlerini almaya çalışabilir bizim takım. Bruno'nun olayı bu arada anlattığım gibi pek adam da gösteremedim çünkü daha yeni alabildim. Güzel kardeşimiz çıkmadığı için top lane'den yani yapabileceğim bir şey de yok. Ben daha lane'e yeni gelmişim. Şuradayım. Adam şuradan çıktı ulti attı direkt kafama. Hiç beklemiyordum. Çok ilginç. Jarvan'da böyle bu kadar gelirken topa, bu kadar baskı kururken bir şeyler yapması lazım. Yoksa oyunu kaybederiz yani. Benim de yapabileceğim bir şey kalmaz. Çünkü erken aşamada tank kastığım için pek iyi olmuyor. Oyun taşıma açısından. Şöyle bir değerlendirme yapacak olursak, bu alevejlerini mutlaka alması lazım takımın. Onun dışında Brune'le Eğimin hasarı ve şu Bami'nin alevi birleştiği için adama hareket hızı kazanıyorum direkt. Q atmasam bir tane bir ezik atmam yeterli. Üçüncü vuruş olarak geçiyor çünkü. Bu Sejone bana gelebilir mi gene? Çünkü gözükmüyor. Gelecek gibi de gözüküyor çünkü görmüyorum adamı. Gelirse de şaşırmam. Güzel. Çok iyi. Alevecilerini aldık. Bu bayağı iyi oldu. Nice. Kesin gank yiyeceğim ya. Sejone'yi görmeden agresif oynamak istemiyorum adamı. Yani agresif oynamak istemediğim için Pri'yi de takaslıyorum. Bir yerden gelip üstüme atlasa öleceğim çünkü direkt. Biliyorum öleceğimi. Dikkatli oynayalım. Adam zaten ayrıldığı zaman veya gözüktüğü zaman agresif olup adamı kesme şansı yakalayabilirim. Problem değil onun için. Gördük Sejuani limitte. Tamam. Agresif oynayabiliriz şu an. Gördüğünüz gibi Q bile atmama gerek kalmadan adamı rahat bir şekilde kestim. Çünkü hani karakteri artık o kadar alıştığım için ne tarz oynadığı zaman adamı kesebileceğimi tahmin edebiliyorum. Zırh seviyesi öncelikle çok yetersiz ve aim'den rahat bir şekilde free damage yediği için yani dümdüz hasar yediği için E skillimden rahat bir şekilde adamı kesme şansı buldum. Bu da beni rahatlattı. Kamp yediğim lane'de bu kadar öne geçiyorsam eğer adam ganklerini boşa atıyor demektir. Beni kesmesi tank bir karakter için herhangi bir çok fazla bir avantaj vermiyor oyun taşıma konusunda. Sonuçta çünkü takıma bağlı bir karakter belli bir nevzede olsa. Onun dışında umarım base atabilirim.
Sen bekle gene, ultin var zaten. Nice. Yok, yapabileceğim bir şey yok. Zorlamamam lazımdı ya. Adamın artık hani o kadar fazla top lane'e geliyor ki. Düşünüyordum acaba gelir mi diye, düşünmedim de değil aslında. Bu arada ikinci item olarak şey gidiyoruz, şu Bomb'in Larvin'i bitirmeden ölü adamın zırhına gidiyoruz. Bunu neden alıyoruz? Çünkü zaten amacımız bunun pasifinden yararlanmak. Bitirdiğimiz zaman bize ek olarak ne veriyor? Herhangi bir şey vermiyor yani. Fazladan herhangi bir şey vermiyor. Ne vermiş? Değişiyor mu? Bakayım pasifini. %100 ilave hasar. %50 ilave hasar. Allah Allah. Burada neden daha fazla burada az? Canav. Aa. Burada daha az lan. Çok ilginç. Bu falan mı acaba? Veya daha mı az? Ya sonuç olarak bunu bitirmiyoruz şu an. Gerek yok bitirmemize. Onun için ölü adamın zırhına geçeceğiz. Ardından da üçlü kuvvet alıyoruz. Ağır kanla birlikte. Neden üçlü kuvvet alıyoruz? Çünkü öne geçtiğimiz zaman hasarımızı yüksek derecede arttıran bir item. Bunu daha önce de belirtmiştim size. Bunun farklı kombinasyonları da olabilir. Farklı itemler de alabilirsiniz. Ama böyle başlamanızı tavsiye ederim. Top lane'den kulemizi aldılar. Yapabileceğimiz bir şey yok. Çünkü adam sadece top lane'de. Sadece top lane'de olduğu için bir şey yapamıyorum. Kuleyi alıyor rahat bir şekilde. Dive mi atmak istiyorsun ya? Atalım da, o kadar kolay atamayız ki ona. Geliyorum. Bu arada yüksek elo Urgot videosu gerçekten gelecek. Bekliyorum onu. Fakat kesemeyecek değil mi? Manası bitti. Hatta öldü. Güzel. Orada ignite item yoktu ya. Belliydi aslında böyle olacağı biraz. İstedi çünkü. Çok fazla istedi dive'ı. Adam da canını yeniliyor ya. Ben nasıl keseyim ki bu adamı şimdi? Kule, kule vuruyor orada. Olmuş ilerliyor. Oh, bu oyun çok sıkıntı ya, bilmiyorum. Kazandım neyinde şimdi beni geri düşürdü bayağı bir. Orada adamı kesemezdim ben. Ölecektim. Şu anda kesemem. Canını fulledi. Red'i de var. Bir tane de potu var üstünde. Çok rahat keser beni. Full can oldu adam. Boş bir durum değil ya gerçekten. Boş bir durum değil. Rahat rahat da oynuyor yani. Biliyorsun da ne yapayım yani adamın. Gelecek kesecek beni direkt. Yapabileceğim bir şey yok. Ölmeyeyim ölmeyeyim. Kesemezsin onu ya, zorlama. Güzel. Asist aldım en azından ya. Boş boşuna geri düşürdü adam beni. Şey atma sevdası yüzünden. Dive atma sevdası yüzünden. Gereksiz bir hareketti bu. Bot lane'imiz sıkıntı çekiyor biraz. Sora ölmediyse güzel. İyi var en azından. Sora ölmemiş. Ne yapabiliriz abi farklı olarak? Düşünüyorum da ya, çok zor bir oyun bu ya. Ben Brune'un amacını göstermek için çekiyorum bu videoyu. Fakat yani gerçekten üzücü bulurum yani bu adamın bu kadar öne geçmesi, kazandım değil de. Hoş bir durum değil.
Biraz jungle farkı var oyunda. Hatta biraz değil, bayağı var. Jungle önemli bir faktör oyunu kazanmak açısından. Sen Jarvan'da 2 level fark yiyorsan Sejuani niye sıkıntılar demektir. Çok zorluyor ya. İnanılmaz zorluyor. Ölecek orada. Jax falan gelecek, ölecek. Yani insanlara da ölecek. Güzel. Öl adamın zırhından dolayı adam yavaşladı ve kestim adamı rahat bir şekilde. Gerçi pek rahat olmadı ama kestim sonuç olarak. Sıçrası hız falan da varmış. Ah, çok zor bir oyun ya. Bilmiyorum ne yapabilirim ben bu oyuna. Çünkü ben de o kadar snowball olmadım bu maç. Kendi koridorumu kazandım fakat diğer lane'ler girdi. Ama Soraka'mız olduğu için bu adamı da fit demeyin ne yapayım. 1-4'te adam ya. Rica ediyorum lütfen. Ne şey bir oyuncusun sen, kötü bir oyuncusun ya. Giriyorum. Al işte. Hızlan hızlan hızlan. Hız hız hız. Kazanmak için hız. Geliyorum, seni de keseceğim. Niye aldın ki onu ya? Benim çok ihtiyacım var sanırım. Neyse. Soraka buraya doğru geldiği için rahat oynamaya çalışıyorum. Soraka gel buraya. AFK bu. Soraka. Adam AFK bıraktı. Bıraktığı yere bak. Düştü acaba? Düştü mü acaba? Yani adamları kestim, oyundan biraz düşürdüm fakat güçler, yani takımları daha güçlü bize göre. Soraka. Jax da burada kardeşim. Güzel. Mavi almaya çalışalım hızlı bir şekilde. Onu da aldık. Bunu alabilir miyiz acaba? Düşünüyorum da ultim geliyor aslında. Bekleyelim biraz. Aa. At Ekin'i. Yok, yemedi. Neyse, sıkı zorlanmayalım madem. Bende de yüksek derecede bir altın var. Onu harcamak istiyorum. Bek, 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 bek. Geri geri geri. Bunu da alırız. Şu basamayacak sana. Hadi oğlum. Ah. Manası bitti galiba. Çok güzel. Perfect. Nice. Şöyle hızlı bir şekilde kuleyi almaya çalışın. Arkadaşlar bu arada istek önerilerinizi yorumlarda bekliyorum. Benim için çok önemli sizin önerileriniz falan. Onun için ihmal etmeyi unutmayın. İhmal etmemeyi özen gösterin daha doğrusu.
Yanlış cümle kurdum, kusura bakmayın biraz. Evet, burada ölmemek için. Ölmemek için öleceğiz galiba. Öldüm sayılır. Öldüm ya, yapacağım bir şey yok artık. Çık. Aa, öldüğümü tahmin edebiliyordum az çok da. İşte çok zorladık. Bu kadar zorlamamamız lazım aslında. Doğru olan çıkmaktı orada. Yapacak bir şey yok. Ben paramı harcayayım en azından. Paramı harcamış oldum. İtem olarak şuna gideceğiz bu arada. Neye gidebiliriz? Şuna gidebiliriz. Stera'a gidebiliriz. Stera kalmasam daha iyi sanki ya. Şunu alayım ben en iyisi. Aladın hasar da çünkü bir süre sonra can yakacak. En azından bir süre şu ve şunun şunun hasar. Üçünün hasarı az da olsa büyü hasarı vurduğu için. Tek vula da almamış olurum diye. Ya hepsinin hasarı büyü ya. Şöyle bir tane de merceğimiz var mı bizim? Bakayım. Merceğimiz var. Koşalım şuraya doğru. Keselim zaten. Sen aslında mid'e git veya ben mi mid'e gideyim ya? Vayne, bota. Bota git. Bota git kardeşim. Durmanı gerektiren bir durum yok burada. Çok hasar yiyorum adamlardan ya. Bu kadar tank olmama rağmen bu kadar hasar yiyorsam sıkıntı var demektir. Abi Lissandra neden ulti attın? Çok güzel. Bayağı iyi ultiledim adamı. Çok iyi, bunu da aldık. Perfect. Onu da alırsak Baron alırız. Şöyle şu görüş yoluna. Hadi hadi hadi, Q Q Q Q geldi Q. Bam. Adalet. Adaletten kaçış yok kardeşim. Adaletten kaçman için. Adaletten kaçış yok, kaçamaz. Biraz düşündüm de. Kurtuluşun yok. Hızlı bir şekilde inhibitor kulesini almaya çalışıyoruz bu arada. Alalım ve şöyle. Ama intihar ettin sen. Güzel, bu da intihar etti. Ben etmedim daha. İntihar etmeyelim kardeşlerim. Çıkalım buradan. Gerek yok. Ben önündeyim senin. Ama yani daha ne yapayım yani? Daha yapabileceğim bir şey yok. Bir de alın. Beyin atsa daha iyi olur onu ya. Beynin daha çok işine yarar. Bu arada oynadım hele ortalama olarak Platelo falan işte. Smurf hesabımı kastığım için elosu yüksek biraz da. Platelo civarı. Yani bugünün amacı bu aslında kısacası. Ürün videosu olsun, oynanış videosu olsun. Biraz sohbet etmek istedim sizlerle. Aklımda olan bir şeyleri paylaşmak istiyorum bugün. Aklımda olan şeyleri. Yorumlarınızı falan bekliyorum. Bu yeni seri baş devam edecek bu arada. Silver serisi, Silver Gold Plat olarak devamı gelecek, haberiniz olsun. Ondan bir sıkıntı şeyiniz olmasın yani. Hepsinin devamı gelecek. Onun dışında umarım sesim düzgün geliyordur. Çünkü bayağı uğraştım ayarlarını yapmak için. Sesim düzgün gelmiyorsa üzücü olur benim için bu durum biraz. Çünkü çok fazla uğraştım. Dikkatli oynaması lazım biraz takımın çünkü. Sıkıntı bir yerdeler. Şöyle hızlı bir şekilde. Bulut eşleri için de ölmeyin ya. Aslında kazanıyorlarmış. Ne yapıyor ve Jarvan neden... Aa, herkes çok yola oynuyor oyunu. Koşuyorum o sivri ama ulti atacak. Ulti basıp kaçmaya çalışacak. Aşağıdan kaçacak. Ben de aşağıdan gideyim. Nerede? Yukarıda. Sıçratıyor. Artık sen de o.
Adama bak ya, gitti kuleye öldü ya, ciddi ciddi. Bunun hatası tamamen abi. Şurada niye golem kesersin ki şurada kule giderken? Hadi ben top lane'i ittiriyorum. Oraya yaklaşamam. Mid'de kuleye giderken adam golem kesiyor ya. Da işte düşük elo ya, anlatamazsın, bir şey demek de istemiyorum. Adamın itemlerinden zaten her şey akıyor, belli. Güzel gidiyoruz takım olarak. Küçük hatalar yapmadığımız sürece daha güzel olacak. Geliyorum, dayan biraz. Soraka biraz oyuna bakmadığı için oyuncu muhtemelen böyle oynuyor. Oradan gelen şeyi görmedi. Sejan ultisini görmedi. Bariz belliydi yani onu atacağı. Ben bile anladım ta adama dalarken. Bu arada onlar oraya devam ederse kuvvetle muhtemelen ölecekler. Ölürlerse Baron gidebilir. Jarvan da orada çünkü. Sen sıyırmışsın kafayı moruk. Abi yapma ya. Gözünü seveyim. Ulti basayım ya. Sen burada adamı kovalamıyor muydun? Hangi ara geldin? E döndü falan filan. Cık. En azından Sivir'i kesseydim. Şunu bitirirdim. Gözünü seveyim ya. Hoş değil. Ah. Kesemedim adamı. Başta ultim olsa gene keserdim de. Çok çok anlık. Çok anlık. Ah. Neyse. Midi savunun. Savunun. Oyalanmayın orada ya. Sen ne yapıyorsun kardeşim orada? Adam karşıma aviye totem atmaya gitmiş. Şimdi burada yakalanıp ölecek. Şuradan. Hatalı oynamayın, gözünüzü seveyim. Uhuh. Neyse, bitti galiba şu item. Biraz daha rahatlarım, Sivir'in hasarını daha rahat göğüslerim. Birazcık daha rahat oynamış olurum. Çok hızlı bir şekilde şu itemi alalım. Aldım, güzel. Geliyorum oraya. Geliyorum, geliyorum. Dayanın, dayanın, dayanın. Kesebilirim fakat Sorkan'ın da gelmesi lazım buraya. Ben baitliyorum ya. Takım arkada zaten. Bunları üstüme çekersem daha rahat kazanırız fight'ı. Tanklıma güvendiğim için sıkıntı yok. Çok güzel. Onlar da aldılar muhtemelen arkadan. Aynen. Oyunda kazandık burada. Buraya kadar izleyenlere gerçekten teşekkür ediyorum. Oyun bitti artık. Oyun sonu konuşmamızı yapalım. Evet abi. Ne için oyun sonu konuşmamız? Adalet için, Demacia için. Ebediyen. Sonsuza kadar. For Demacia. Vurun oğlum. Demacia için. Bitirebiliriz bu oyunu. Kule öldü. Videoyla ilgili görüşlerinizi, yorumlarınızı, her şeyinizi bekliyorum. Discord'a kesinlikle ve kesinlikle katılmayı unutmayın. Rica ediyorum sizden. Sorusu olanlar tarzı merak edene. İstediğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Cevap vermeye çalışıyorum. Bütün yorumları zaten okuduğumu biliyorsunuz. Cevap da veriyorum zaten çoğunluğunu. Olabildiğince herkese cevap vermeye çalışıyorum. Oyun son ekranına bakalım. Ardından videoyu bitirelim. Oyun son ekranını bekliyoruz. Oyunun sonu geldi. Şey olur ya, böyle telefon birini ararsın operatöre bağlanması için, şarkı çalar oluyor. Sanki onu bekliyoruz böyle. Bekliyoruz abi hala. Evet. Still waiting. Bugün bitecek inşallah.
Evet. Galiba ben buraları keseceğim ya. Çünkü niye bu kadar uzuyorsun kardeşim, niye? Sebebi ne? Şeyim falan da açık değil. Bazen böyle şeyler yapıyor oyun ya, anlamıyorum. 3-4 maçta bir kere böyle oyunu uzatıyor özellikle, bitirmiyor hemen. Evet, bekliyoruz hala. Şükürler olsun. Sonunda. Sonunda ya. Jarvan ve ona verecektim. İnsanlara daha iyi oynadı ya. Benimle birlikte oynadığı için. 33 LP verdi zaten. Elo'mu yüksek demiştim. Yani izlediğiniz için teşekkür ediyorum buralara kadar izleyenlere. Onun için de merak ettiğiniz sorular varsa yorumlarda falan da belirtebilirsiniz, içerikler falan. Zaten hepsini ben size belirtiyorum, çekeceğim şeyleri falan. Silver Gold Plus serisi devamı gelecek zaten onların. Onlara da başlayacağım en kısa sürede. Urgot videosu da gelecek. Son olarak hasarlara bakıp bitirelim videoyu. Kısacası bu şekildeydi arkadaşlar. İyi seyirler diliyorum. İyi günler. Yeni video gelecek bu arada, bunu yükledikten sonra. Rahat olun, sıkıntı yok.